Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na tekrar seçilerek güven tazeleyen Cevdet Çivelek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel, kooperatif yönetimi olarak hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini belirterek şunları ifade etti. Evimiz yakışan bir kongre oldu. Şoförler odamızın güven tazelediniz. Evimize hayırlı olsun. Görün size başarılar dilerim. Biz kooperatif yönetimi olarak şoför esnafımızın her zaman yanındayız. Bir ihtiyaç olduğunda her zaman yanındayız. Zaten biz bir bütünüz. Evet. Sizin üyelerinizle bizim ortaklarımız oluşuyor. Biz birlik el ele için elimizden geleni yapacağız. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Görevimizde başarılar dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Cibelek'te ziyaretten dolayı Tezel Bey yönetim kuruluna teşekkür ederek bizi onurlandırdınız. Gerçekten iyi bir kongre oldu bizim için dedi. Çok teşekkür ederiz. Biz de şoför esnaf olarak yönetim ve denetim şoför esnaf olarak sizleri karşıladık. Tabii ki iyi bir kongremiz oldu. Bakıyoruz televizyonlarda, medyalarda her gün kavga oluyor, adam bile ölüyor. Burada tabii ki bir yarıştı bu. Esnafı bir temsil etti, şey yaptı, tercih etti. Şimdi yine bir ağır bir görev düştü. 4 sene yine bir görev yapacak burada. Arkadaşımızı tabii iyi bir şekilde herkesin başkanı olarak ayrımcılık yapmadan bir gün bir eskiden yaptığımız gibi 8 sene görev yaptık burada. İnşallah 4 sene daha bir görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Hani bir medeni cesaretle buralara aday olmak. Onları da tebrik ediyorum yani. Çalıştık, şey oldu, iyi yarıştı. Futbol civarına demokrasinin gereğini yaptık. Arkadaşların tercihi bizde oldu. En iyi bir şekilde arkadaşlarımızı, şoför esnafımızı, belediye, yakışır bir şekilde hizmet edeceğiz burada. Burada tabii ki huzur içinde görev yapmak, Allah nasip etsin hepimizi. Taksi cinsiyle, halk otobüsüyle, kamyonetçi, servis ve köy arabalarına beraber Allah huzur içinde çalışmamı nasip etsin. Allah belasız, kazasız günler geçirmemizi, bol kazanç elde etmemizi şoför esnafımıza diliyorum. Ereğli'de yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaldırıldıkları özel hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza dün saat 15.20 sıralarında Zonguldak İstanbul Karayolu Terziköy'ü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Gölcük'ten Zonguldak'a giden RK idaresindeki yolcu otobüsünün yolcu indirmek için durduğu sırada patates ve soğan yüklü olan 67DO744 plakalı panel van tipi minibüs aşırı sis olan yolda otobüsü göremeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü NG ve yanında bulunan arkadaşı HP minibüste sıkıştı. Efendim? Oraya ayak altına bakar mısın? Değil. Basmaz altına. Yok. Ne yapıyorsun? Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüste sıkıştıkları yerden çıkartılan NG ve HP ambulanslara alınarak Ereğli'deki özel hastanelere kaldırıldı. Yoğun sis nedeniyle diğer araç sürücüleri de zaman zaman kaza ile burun buruna geldi. Jandarma ve Zonguldak bölge trafik ekiplerinin de geldiği kazada hurdaya dönen minibüs için çekici çağrıldı. Kaza sırasında yolcu indiren otobüsün muavini E.C. aniden bir lastik sesi duyduğunu ve ardından kütleme olduğunu söyledi. Abi dörtlü yaşlı araba bekliyorduk. Ondan sonra bagajını alacaktım. Bagajı da öbür taraftaydı. Ve bagajın içine girdim. Bagajını çıkartacağım abi dışarı. Zaten anlamadım. Lastik sesi geldi zaten kaya kaya. Arkadan vurmasıyla zaten bagajın içinde çıktık dışarı. Bu hal abi vaziyet. Abi iki kişi. Biri zaten şoförü çıkarttık, kurtardık onu da. Ama yüzü falan hep perişan haldeydi yani.
Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular başka bir firmaya ait otobüs ile Zonguldak'a gönderildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan NG ve HP'nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Ereğli'de Eğitimseverler Derneği tarafından açılan gençlik merkezinde öğrenciler ders çalışıyor, hem arkadaşlarıyla sohbet ediyor hem de oyun oynuyor. Ereğli Eğitimseverler Derneği yönetimi Ereğli gençler için gençlik merkezi açtı. Gençlik merkezinde bulunan sınıf, oyun salonları, dinlenme ve çalışma odaları, kütüphane gibi alanlarda öğrenciler hem derslerini çalışıyor, derslerini yaptıktan sonra arkadaşları ile sohbet edip güzel vakit geçiriyor. Merkeze gelerek buradaki imkanlardan yararlanan öğrenciler şunları ifade ettiler. Buraya geldiğimiz zaman derslerimizi çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bize çok iyi derecede yardımcı oluyor. Kafamızı dağıtmak için de boş vakitlerimizde oyun salonlarına gidip oyun oynayabiliyoruz. Ders çalışıyoruz, kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için burada bilgisayar oynuyoruz. Ereğli Eğitimsevenler Derneği Başkanı Nail Kazlı, gençlik merkezinde burs verdikleri öğrencilerin merkezlerine gelen diğer öğrencilere derslerinde yardımcı olduklarını söyledi. Daha önce gençliğe yönelik okuma salonu açılmıştı sınıflarımızda. Dershaneye maddi durumu olmayıp da gidemeyen talebelerle alakalı okuma salonlarında fen liselerine ve üniversiteye gençlerimizi hazırlıyorduk. Okuma salonunun yanında gençler yönetim kurulu olarak gençleri kötü alışkanlıkların ilkokul seviyesine kadar düşmüş olması münasebetiyle yönetim kurulu olarak bir çalışma içerisine girdik ve Ereğli'de henüz yapılmamış olan ve olmayan bir gençlik merkezi kurma çalışması içerisine girdik. Ve şu anda gençlik merkezini açmış bulunmaktayız. Gençlerin derslerine hazırlanması ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşması amacıyla gençlik merkezinin kurulduğunu kaydeden Kazlı şunları ifade etti. Ereğli'deki gençleri şu anda gençlik merkezimize gelmesi adına oyun salonları, bilgisayar salonları ve PlayStation salonu kurarak gençlerin buraya gelmesini kötü alışkanlıklardan kurtulmaya yönelik çalışmalar yaptık. Alkol gibi, işte esrar gibi, eroin gibi kötü alışkanlıkların ilkokul seviyelerine kadar düşmüş olması münasebetiyle biz de dernek olarak, sivil toplum kuruluşu olarak bu gençlerin elinden tutulmasını ve böyle kötü alışkanlıklardan kurtarmaya yönelik bir gençlik merkezi oluşturduk, açtık ve Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Gençler buraya geldiğinde burada çok sessiz kütüphanede her türlü dersi çalışma artı bizim Eğitimsevenler Derneği'nden burs alan eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adayı kişilerden derslerine yönelik problemleri bilemediklerini veyahut da onlarla alakalı çözemedikleri bir şey olduklarında abilerine sorabiliyorlar, hocalarına sorabiliyorlar. Böyle bir kütüphanemiz var. Kütüphanenin yanında belirli bir çalışmadan sonra çok amaçlı salonlarımız var. Oraya da geçip orada dinlenme de yapılabiliyor. Aynı zamanda da okuma salonumuz güzel bir okuma salonu, iki tane sınıfla hizmet ediyor. Gençlik merkezi olarak da gençlerin burada çayını falan içebileceği, televizyon seyredebileceği alanlarda oluşturduk. Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ereğli'de sirensiz 112 acil servis ambulansını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sireni ve ışıkları çalışmayan ambulans yolda ilerlemek ve araçları geçebilmek için kornasını ve dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı. Ambulans, normal araç kornasını çalarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne hasta sevkini yaptı. Müzik
Horunu çalarak ilerlemeye çalışan ambulans, sürücüler tarafından ancak aynalara bakıldığında fark edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ambulans ile ilgili il merkezine bilgi verileceğini söyledi. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, çarşamba günü hava yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 4 derece. Perşembe günü hava yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 7, en düşük hava sıcaklığı 4 derece. Cuma günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 9, en düşük hava sıcaklığı 3 derece.